Özgür Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bir yandan bölgeden bilgileri alıyoruz, bir yandan da görüntüler eşliğinde uzmanlarla konuşuyoruz. Şöyle yorumlar yapıldı. Elbette o rapor belirleyecektir sonucu ama hem sis var hem de araçların gördüğümüz haline bakarsak bir hız da söz konusu gibi gözüküyor yorumları yapıldı. Ne söyleyeceksiniz? İlk izlenimiz nedir? Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Tabii çok ağır bir kaza maalesef. Birçok insanımız ölüm ve yaralanma durumu var. Çok üzücü tabii, sabah böyle bir şeye kalkmak çok üzücü. Maalesef. Ya bu tip kazalarda tabii çok hızlıca karar vermek çok mümkün değil. Şu an olay yerinde zaten bütün seyircilerimiz de görüyorlar. Yani burada bir şundan olmuştur demek çok mümkün değil. Ama şunları söylemek mümkün. Genel hatlarıyla aslında bir sis var. Tabii bu sisin olduğu bir durum aslında bir sürücü tarafından tehlikeli bir durum olarak algılanmalı öncelikle ve mutlaka tabii ki bir hız düşürülmeli. Kazada bir hız faktörü var mı bilmiyoruz. Ama sürücülerimiz genel olarak özellikle zaten kazaya karışan otobüs ve tır sürücülerimiz var. Genel olarak yorgunlar, genel olarak zaten uykusuzlar. Bunu biliyoruz çünkü sektörde neredeyse yılda belki 50-60'a yakın firmayla görüşme yapıyoruz. Birçok kazayı inceliyoruz. Genel olarak bir yorgunluk ve uykusuzlukları var. Çünkü çalışma dinlenme süreleri, sürüş süreleri çok sıkı kontrol edilmiyor. Ve bunların büyük bir kısmı da sürücülerimizin çözmesi gereken konularmış gibi gözüküyor. Bir an önce bundan vazgeçmemiz lazım. Bunun arkasında olan firmalar, işletmeciler mutlaka yol trafik güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, bu arkadaşlarımızın, şoför arkadaşlarımızın bu zorlu şartlarını iyileştirmek durumundalar. Eğer bunun olmadığı durumda biliyorsunuz en son 20 Ağustos 2022'de Gaziantep'te yaşadık benzer bir kaza. Evet. Orada da işte olaya müdahale eden insanlara gelip bir otobüs çarptı ve 16 insanımızı orada yitirdik. Maalesef. Bir de bu kazalardan ders çıkarmamız lazım. Yani bu kazayı şimdi öyle incelemeliyiz ki biliyorsunuz dünyada işte gelişmiş ülkelerde kazalar gerçekten kaza araştırma ve kök sebep analizleriyle inceleniyor. Yani bu kazaya sebep olan tek bir faktör olamaz. Tek bir sürücü, tek başına otobüsün işte belki bir problemi, herhangi bir yerde olmuş bir arıza, tek başına sis, tek başına yol, bundan bahsetmek mümkün değil. Çünkü hepsinin birleşimiyle beraber bir kaza oluyor. Bu kazayı o yüzden insanlarımızı kaybettik ama o insanlarımızın anısına ve hatırına bu kazayı gerçekten Türkiye'nin bununla ilgili uzmanları var. Bu uzmanların bir araya gelmesi, incelemesi, araştırması, kazanın gerçek sebeplerini ortaya koyup bunların adım adım çözülmesi için firmalar, devlet, sivil toplum kuruluşları belki herkesin işbirliğiyle Evet. birlikte bu kazada tekrar olmasını önlemek için çalışma yapmamız gerekiyor. Peki Özgür Bey, şimdi bir yandan şöyle de bir durum söz konusu bu sabah. İşte radyosunu açan, televizyonunu açan ya da telefonuna düşen son dakika bilgisiyle tüm Türkiye bu haberle uyandı güne maalesef. Her Evet. birimizi üzen ve gerçekten yaralayan bir haber oldu. Vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Neredeyse 60 tane 59 kişi yaralı hastanede mücadele veriyor. Şimdi bir yandan kaza tek bir şekilde olmaz. Farklı faktörler bir araya gelir dediniz. Bir yandan da bir anlık zaten o kaza yaşanma anı, bir anlık tüm olanların sonucu. Şimdi buradaki okumayı yaparsak vatandaşlar şunu düşünüyordur kuşkusuz. Her birimiz trafiğe çıkıyoruz. Aman dikkat edeyim dedikleri bir gün olacak. Dediğiniz çok doğru. Bunu unutmadan her gün yola böyle çıkmak lazım. Faktörlere baktığımızda işte sis, bir otoban, hız sınırı zaten belli ama görüş mesafesi belli ki çok düşük. Ne yapmalı, ne yapmamalı? En azından bunun özelinde görebildiğimiz kadarıyla kriterleri biraz da onunla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki söyleyeyim. Trafik aslında bizim dışımızda birçok tehlikelerle de dolu olan bir yer. Yani bizim dışımızda çünkü sürücüler, yayalar, işte canlılar birçok faktörün olduğu bir ortam. Burada öncelikle tüm insanlarımızın, trafiğe çıkan herkesin trafikteki tehlikelerin farkında olması lazım. Yani ve bu tehlikeleri de özellikle trafik işaretlerimizle, özellikle bu yolda, özellikle otoyollarımızda çok ciddi bilgilendirme sistemleri var. Yani dikkat sis var, dikkat hızınızı düşürün, işte yağış var, kar var gibi birçok bilgiyi zaten edinebiliyoruz. Ama buradaki duyarsızlıktan vazgeçmemiz lazım.
Trafik ortamı tehlikelerin çok olduğu bir ortamdır. Trafik kazaları insana zarar verir ve öldürür. Yine çünkü 2000, yani son 10 yıla baktığınızda neredeyse yılda 6000'e yakın insanımızı kaybediyoruz trafikte. 250 bine yakın insanımızı yaralıyoruz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ülkedeki bir bilgi olsun diye söyleyeyim. Kırıkkale, Bilecik, Erzincan, Yalova kadar insanımızı her yıl trafik kazasında yaralıyoruz demek. Yani bir şehir insanımız yaralanıyor, Evet. 6000'e yakın insanımız ölüyor. O yüzden mutlaka trafikte her zaman uyanık olmamız lazım. Evet. Direksiyon başında dinç olmamız lazım ve trafik kurallarına eksiksiz uymamız lazım. Çünkü trafik kuralları maalesef kanla yazılmış kurallardır. Uymadığınız zaman da karşınıza çıkacak tablolar maalesef şu an gördüğümüz üzücü tablolardır. Ne doğru söylediniz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun.